Ahmet Kekeç, 12 Mart ve Fethullah Gülen Önce Latif Erdoğan'ı dinleyelim. Bu adam hasta, sürekli darbe düşünür. Bir darbenin lideri olmak ister. Hayatı böyle hayaller kurmakla geçmiştir. Bu adamı zapturapt altına alıp tedavi etmek lazım. Bir haris kişilik olarak Fethullah Gülen darbelere hep sıcak bakmıştır. Hep işlev yüklemiştir. Bir konuşmasında YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Şunları söylüyor. İşte bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından Türkiye'de iktidara talip olduğumuzu söylüyorlar. Deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım. İktidar dediğin ne ki? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını koyacağımı planlamış bir insanım. Fethullah Gülen 20 yaşında darbeyi nasıl planlamış olabilir? Kendisi planlamadı. Daha doğrusu Fethullah Gülen 20'li yaşlarındayken birileri bir darbe planladı, harekete de geçti ama başarıya ulaşamadı. Talat Aydemir'in darbesinden söz ediyorum. Fethullah Gülen bu darbenin bir neferiydi. Letferdoğan'a dikte ettiği anılarında Aydemir darbesindeki rolünü şöyle anlatıyor. Bir ay evvelinden hazırlıklara başlandı. Bize hakiki mermi verdiler. Son gece hepimiz pür heyecandık. Radyo evini bir onlar bir bizim taraf teslim alıyordu. Önce ihtilal ilan ediliyor ardından asiler bastırıldı deniyordu. 28. Tümen Hükümet tarafındaymış. Üzerimizde uçaklar uçmaya başladı. Bizim taraf teslim oldu. Ceza olarak silahlarımızın mekanizmalarını aldılar. Elimizde sadece boru gibi bir demir parçası kalmıştı. Burada belki Fethullah Gülen adına bir böbürlenmeden söz edebiliriz. Başkasının darbesi içinde yer aldığı halde bunun kendi darbesi gibi anlaşılmasını sağlayan bir böbürlenme. İktidar dediğinde ki ben 20 yaşında onu devireceğimi yerine başkasını koyacağımı planlamış bir insanım. Fethullah bu böbürlenmesiyle ayrıca iktidara talip olmak gibi süfli işlerin peşinde olmadığını anlatmaya çalışıyor. Yani devlete sızıp onu içeriden dönüştürmek varken ne diye iktidara ele geçirmek gibi ahmakça ve zahmetli işlere gireceğim ki demeye getiriyor. İktidara talip ama bunun zahmetsiz olmasını istiyor. İktidarı başkasının darbesi ya da iktidarı üzerinden elde etmeyi umuyor. Böylesini daha akılcı buluyor. FETÖ biliyorsunuz 2000'li yıllarda devlet içindeki örgütlenmesini darbe karşıtlığı üzerinden meşrulaştırdı siyasal destekte de buldu kendi darbesini yapıncaya kadar darbe karşıtı olduğuna inandırmayı başardı geriye doğru bir tarama yapıyoruz ve görüyoruz ki Fethullah Gülen darbeleri hep anlayışla karşılamış ve her defasında zaruret sözcüğünün arkasına gizlenmiş darbeler hakkındaki görüşleri şöyle ülkede istikrarın darbelenmesi açısından darbeler iyi değil bununla beraber her kötü şeyin içinde mutlaka iyi bir yan vardır Fethullah Gülen'in 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerine verdiği destek genellikle şaşırtıcı bulunmaz çünkü bu darbeler devlet içindeki örgütlenmesinin önünü açmıştır. Ama önceki darbeleri de desteklemiş. 27 Mayıs'ı rezerv koysa da destekliyor. Sol görünümlü bir darbe olduğu için rezerv koyuyor. 27 Mayıs'ı yetersiz bulan ve daha sol renkler barındıran Aydemir darbesinin bir neferi olduğu halde rezerv koyuyor ama destekliyor. 12 Mart'ı darbe bile saymıyor. 12 Mart bir darbe değildir. Hükümeti belli konularda uyaran bir ikazdır. Elbette askeri olması yönüyle tasvip edilemez. Yani kötüdür ama çok daha kötüye göre o kadar kötü değildir. Bu açıklama bana Fethullah kapatması bir liberalin bir darbeyi istemem ama Erdoğan otoriterleşmesini sürdürürse 27 Mayıs benzeri bir darbe gündeme gelebilir. Ayrıca laikliğin tehlikeye düşmesine ordu izin verme sözlerini hatırlattı. Bu liberalin ismi Murat Belge. Hani Erdoğan demokrasi dışı yollarla da olsa mutlaka indirilmelidir diyen Ömer Laçiner'in ustası ve rol modeli Murat Belge. Bu sözlerin 15 Temmuz'dan önce sarf edildiğini hatırlatalım ki tam olsun. Hülasa, Fethullah Gülen zaruret diyor, daha kötüsüne göre darbenin iyi olacağını söylüyor. Anti-militarist liberalimiz ise istikbaldeki darbeyi otoriterleşme sözüyle meşrulaştırıyor. Yani Fethullah darbesinde iyi yan vehmediyor. Hık demiş hocasının burnundan düşmüş. İşin hazin tarafı şu. Biri gıyabında darbecilikten yargılanıyor ama diğeri anti-militarist ve demokrat muamelesi görmeye devam ediyor. Ahmet Kekeç, Star.